Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bir elinde Dyson'un mini süpürgesi Duo Plus, diğer elinde ise Xiaomi'nin mini süpürgesi bulunmakta. İkisi de 800 ila 1000 TL aralığına satılan arkadaşlar mini süpürgelerdir. Bu videodaki amacımız şu. Hangisinin çekiş gücü daha yüksek? Hangisi daha fonksiyonel? hangisinin fiyat performansı daha yüksek, hangisi bizim ihtiyaçlarımıza cevap verecek. Bunun için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Duo Plus'ı ben hepsi burada üzerinden satın aldım. Açıklama kısmında da ilk yorumda da link olacak. Güncel fiyatını görüp satın alabilirsiniz. İkisinde linki olacak arkadaşlar. Ve daha önceki videolardan geldiyseniz o videolara beğeni atmayı unuttuysanız arkadaşlar bu videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendim satın almaya bulmaya çalışıyorum bu ürünleri. O yüzden Destekleriniz çok çok önemli. Şimdi isterseniz karşılaştırmaya başlayalım. Boyut olarak baktığımızda Duo Plus'ın çok daha büyük olduğunu göreceksiniz. Buradaki asıl sebep şu. Duo Plus'ın içerisinde o Duo eki var ya. Hava pompası da var. Yani Xiaomi'nin aslında 800 ila 1000 TL aralığına sattığı o hava pompasını biz biliyoruz ya. Aynısı bunun içerisinde var. Hem süpürge hem hava pompası görevi görmüş oluyor. Kutu içerisinden de gerekli aksesuarları çıkıyor zaten. Bu açıdan direkt gol atmış oluyor. Görünüm olarak baktığımızda tabii ki daha büyük olduğu için girebileceği yerler daha sınırlı olacaktır. Bilginiz olsun. Xiaomi ise evde daha hoş gözükecektir. Çünkü beyaz olduğu için daha zarif gözüktüğünü düşünüyorum ben. Tabii ki zevke rengi göre değişir. Sonrasında fiziksel özelliklerini karşılaştırmaya devam edelim. Ağız kısımlarına geldiğimizde buraya fırçaları bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz boğazları Üzerinden de direkt süpürebiliyorsunuz. Xiaomi'nin ikisi daha küçük. Lightstone ise birazcık daha açık şekilde arkadaşlar. Bu kapaklar istediğiniz takdirde açılabiliyor. Ve evet tozlar döküldü. Lightstone'da zaten böyle bir eksi var. Hemen ondan bahsedeyim isterseniz. Tamam içlerini boşaltması gayet kolay arkadaşlar. Ama Lightstone'un arkasındaki kauçuk kapak e, çekiş gücüyle beraber açılıyor. Çekiş bittiği zaman kendi kendine kapanıyor. Ama burada Xiaomi'deki gibi e, yaylı bir mekanizma yok. Dolayısıyla siz makineyi... Böyle yaptığınızda buraya bir sürü toz dökülüyor. Dizil oldu ortalık. Bak aynısını Şami de yapacağım. Dökülmüyor. Oğlum şu işi nasıl akıl edemediniz bilmiyorum ama bu, bu bir rezalet ya. Gerçekten Dysto burada öyle bir detay kaçırmış ki yani Bilmiyorum. E, makinenizi yan tuttuğunuzda bir sıkıntı olmuyor veya baş aşağı tutup sallamadığınızda sıkıntı yok. Ama aynısını ben Xiaomi'de yaptığımda bir gram toz dökülmüyor içerisinden. Bunu nasıl es geçersiniz hiç bilmiyorum. Lifestyle nice ekibi bu, bu... Çok büyük eksik. Vallahi bir daha açmayacağım kapakları ama burada bir eksiğe daha geliyoruz. Filtreleme ve bu mekanizmanın oturma yapısı. Xiaomi'ye geldiğimizde arkadaşlar şimdi ben bunu söktüğümde görüyorsunuz hazne toz haznesi filtre içeride ve herhangi bir şekilde benim elime sağma soluma toz gelmiyor değil mi? Ama bunu aynı şekilde Daiso'da yapmaya kalktığınızda bu hazneyi döndürüp açtığınızda sevgili arkadaşlar her şey elinize gelmiş oluyor. Bu yapayım mı? Dur. Bak şimdi bütün her şey dökülecek değil mi elime? Mekanizmalarını şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Benzerlikler var ama Xiaomi'ninki ikisi çok daha mantıklı. Filtre e, metal bir klipsle beraber tutunuyor. Onu çektirip filtreyi sadece temizleme şansınız oluyor. E, ama Light Studio'da bütün üniteyi sökmeniz gerekiyor. O toz, duman içerisinde kalmış oluyorsunuz. Ve motorla buluştuğu noktada da yine görüyorsunuz arkadaşlar. Xiaomi daha korunaklı ama ben Light Studio'da direkt motorun içini görüyorum. Bu iyi bir şey değil. Yani Light Studio içerisine toz kaçması çok daha mümkün ve burada ömrünü azaltacak hatta bozacak bir şey. O yüzden Lysto'yu temizlerken çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Xiaomi'de ise o kadar dikkat etmenize gerek yok açıkçası. Yani Xiaomi mühendisleri oldukça detaylı bir şekilde bu olayı düşünmüş. Olması gerektiği gibi yapmış. Ama Lysto'da bir sürü detay eksik. Siz dikkat etmezseniz tozdan makineyi bozarsınız. Sonrasında üzerindeki tuşlara geldiğimizde Evet duyduğunuz makineler açılıyor. Hatta teker teker dinleteyim. Bu tuşlarla beraber öncelikle normal mod sonrasında da turbo modunu açıyorsunuz arkadaşlar. Çekiş gücüyle alakalı testlerinden de hemen bahsetmek istiyorum. Ben kendi aracımda temizlik yapması için Duoplus'ı zaten kendim satın almıştım. Yaptığım testlerde şunu gördüm. Misal veriyorum aracınızda bir çocuk eline almış bisküviyi böyle ufalamış değil mi? Şimdi bunu temizlemek icap ediyor. Parmağınızda teker tekrar toplayabileceğiniz bir durum yok. Mesela şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Plus'la beraber çektirmeyi başladığımda şunu gördüm. İlk mod zaten oldukça yetersiz. Burada teknik verileri verileriyle alakalı konuşmak gerekirse Duo Plus'taki motor 80.000 devri yapıyor ve 10.000 PA çekiş gücüne sahip. Xiaomi ise 88.000 devri yapıyor ve 13.000 PA çekiş gücüne sahip. Aradaki fark ama bu kadarla kalmıyor bence çok daha ciddi fark var. Lajda Duo Plus'la evet turbo modunda çekiş sağlayabildim ve koltuğumu temizleme şansı elde edebildim. Büyük parçacıklara geldiğimde daha fazla yakınlaşmam gerektiğini ve daha çok taramam gerektiğini fark ettim. Ama Xiaomi'ye geldiğimde ise arada 3000 PA kadar bir fark var ya aslında hiç de öyle değil. Hemen hemen iki katı fark var. Neden? Çünkü Lifestone'un arkadaşlar ikinci yani turbo modu Xiaomi'nin hemen hemen ilk moduyla benzer çekiş gücüne sahip. Dolayısıyla temizlik anlamında Xiaomi ile temizlemeye başladığımda büyük parçacıkları çok daha kolay topladığını gördüm. Küçük parçacıklarda da daha derinlemesine temizlik yaptığını gördüm. Ama şunu da belirtmeden geçemeyiz tabii ki. Bunlar dikey süpürgeler değiller. Bunlar kablolu süpürgeler değiller. Evimizde kullandığımız şeyler değiller. Onlar kadar güç beklemeyin arkadaşlar. Derinlemesine temizlik beklemeyin. Yani neyse bu tür acil durumlarda ufak tefek temizliklerde arkadaşlar sert 150'lerde veya koltukların üzerinde ikisi de iş görüyor ama Xiaomi kesinlikle çok daha güçlü. Peki kaç temizlikte bir biz bu hazineleri boşaltmak zorundayız? Arkadaşlar Xiaomi'nin ikisi çok daha küçük gözüküyor ama dışarıdan öyle gözüküyor. Neden? Last Duopoly'de arkadaşlar hazinenin tamamını neredeyse şeffaf malzemeden kullanmışlar. Daha büyük gözüküyor. Ama Xiaomi'nin hazinenin bir kısmında e, beyaz renkli bir plastik malzemeyi kullandıklarından sanki daha küçükmüş gibi gözüküyor. Değil. İçeriye doğru aslında o hazne uzuyor ama ama İkisi de 2-3 temizlikten sonra özellikle de öyle büyük parçalar varsa kesinlikle boşaltmanız gerekiyor. Neyse ki boşaltmaları kolay. Sadece dediğim gibi Lifestyle Duo Plus'ta çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Filtre bile bir anda oradan kopup gelebiliyor. Xiaomi'de bu imkansız. Herhangi bir şekilde zorluk yaşamazsınız. Şimdi geldik Lastoduo Plus'ın avantajına. Yani şu noktaya kadar işte ucu, işte o izole eden parçanın gevşek olması içerisinden toz dökmesi, hazneden toz boşaltırken fitinin kopup gelmesi, motor kısmına işte tozların ulaşması gibi hani mühendislikle alakalı sıkıntılar var kesinlikle. Ama bu makinenin içerisinde Xiaomi'nin tekrar söylüyorum 800 lira ile 1000 TL arasına sattığı Pompanın bir benzeri var arkadaşlar. 150 piyasaya kadar basabiliyor ve e, havasını şişirmek istediğiniz işte top olabilir, bisiklet lastiği olabilir, scooter lastiği olur, araba lastiği olur. Bağladığınızda o sıradaki basıncı size altındaki ekranından gösterebiliyor. Şuradaki tuş üzerinden devreye alıyorsunuz arkadaşlar ve altındaki ekran devreye giriyor. Kamerada titriyor gibi gözükebilir ama çıplak gözle baktığınızda kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Araç lastiği şişirebilirsiniz, bisiklet, top, scooter bunların bütün hepsinin... E, aparatlara çıkıyor zaten. Bar, KPA ve PSI şeklinde ölçülerini görüyorsunuz. Ben Clio 4 aracımın ön lastiklerini şişirmek istedim. Taktım hemen 22 PSI gösterdi. 22'den 36'ya çıkaracaktım. İlk lastiğimi çıkardım ama bu noktada şunu fark ettim. Gerçekten yavaş şişiriyor arkadaşlar. Aracı kaldırsanız şişirseniz daha hızlı şişer belki ama öyle bir yoktu. da yoktu. uğraşmakta da istemedim açıkçası. Çünkü acil durumlarda zaten ya şu lastiğin biraz havası inmiş mi dediğinizde kullanabileceğiniz bir cihaz. İlk lastiği 22 PSI'dan 36 PSI'ye çıkardım. İşte ön sağ tekere geçtim sol tekeri şişirmiştim. Yine onu da 22 PSI'dan 36 PSI'ye çıkardım. Cihaz oldukça ısınmıştı arkadaşlar. Süpürme esnasında o kadar değil ama lastik şişirme esnasında bayağı ısınıyor. Hani tehlikeli mi değil ama bayağı ısınıyor. Yani hem şişirme aparatının kendisi hem de cihazın kendisi. Sonrasında 3. lastiğe geçerken baktım ki başladıktan kısa bir süre sonra pili bitmiş oldu. Yani teknik özelliklerine baktığımızda aslında 4 tane lastik şişiri diyor ama araç içerisinde ufak tefek temizlik artı 2 tane lastik şişirme operasyonu olarak düşünebilirsiniz. Xiaomi tarafına geldiğimizde sadece süpürge özelliği olduğundan işte normal çekiş modunda mesela 30 dakikaya kadar kullanım süresinden bahsetmişler. Turbo modunda ise 10 dakika civarında 10 dakikanın altında bir kullanım süresinden bahsedilmiş. Ben ikisinde de Duo Plus'ta da Xiaomi'nin mini süpürgesinde de arkadaşlar Ortalama 7 dakika civarı Turbo'da kullanım süresi elde ettim Normal modda kullanırsanız da 20 dakika civarlarına kadar çıkabiliyor ama Normal mod çok başarılı olmuyor Diyor Plus'ta Xiaomi'de kullanabilirsiniz Hatta evinizde temizlik yapacağınız zaman Bence normal modda temizlik yapmanız kafidir. Klavyeniz üzerindeki tozu alacaksınızdır. Masanız üzerindeki tozdur. Aksesuarlarınız üzerinden toz alacaksınız. işte figürleriniz bir Bununla olur. Ama e, Plus'ta turboyu kullanmanız icap ediyor. Yani yaklaşık 7-8 dakikalık bir kullanım süresi elde etmiş oluyorsunuz. Lastik tarafında da dediğim gibi iki lastik şişiriyor. Belki iki lastiğin birazcık daha üstünde. İncelemenin sonuna geldiğimizde Lysto Plus arkadaşlar hem bir süpürge hem de bir hava pompası. Tamam çekiş gücünde geride kalıyor. İşte kapak tasarımında geride kalıyor. Hazne tasarım. Geride kalıyor Filtresi doğru düzgün bir şekilde oturmaya dikkatli olmak lazım ama e, açıkçası bir ürün fiyatına iki ürün almış oluyorsunuz bu ciddi bir avantaj ciddi bir fiyat performans ürünü var karşımızda. Sonrasında Xiaomi'ye geldiğimizde mini el süpürgesinden çekiş gücü bekliyorsunuz öncelikli olarak bunu kesinlikle sağlıyor. Light Studio Plus'tan çok daha güçlü bir çekiş gücüne sahip aslında ama tekrarlıyorum tekrarlıyorum üzerine vurgulaya vurgulaya söylüyorum bunlar dikey süpürgeler değil. Kablolu süpürgeler değil, derin temizlik cihazları değiller arkadaşlar. Acil durumlarda ufak tefek temizlik yapabileceğiniz cihazlardır. Tekrar vurguluyorum. Açıklama kısmında linkleri olacak. Güncel fiyatlarını da görebilirsiniz. Satın almak isterseniz de satın alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir. Bilginiz olsun. Sizler neler düşünüyorsunuz bu ürünler hakkında arkadaşlar? Yorumlarınızı lütfen belirtin. Ben hepsini teker teker okuyorum. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.